dünyasının hem genel olarak Avrasya bölgesini etkileyen neler oldu diye bakacak olursa bu 15 yılın çok uzun geçti. Ama aynı oranda son derece dinamik, son derece alçı sonuçlara yaşandı. Daha da belki de yakın gelecekti ve geri olduğunu söylemek gerekir. Bu açıdan ben bu tartışma kurumunun işlevini uygun olarak bir noktada ben düşünüyorum. Ortadan sonra bir yapı dersen o da belki ikinci oturumdan bize devredecek şeydir. Burada tam olarak belki sonuca varılmadan bunun sonucuna bizim de varabileceğimizi pek düşünmüyorum ama en azından bunu bu işleri üstlendiğimiz o da ne oldu da bu dünyaya ilişkilerimize ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Tüm dünyası denilen kavramın içinde şu neden oldu, neden etkili oldu. Arzu ettiğimiz bir derinlik, bir birlik derinlik sağlamadı. Çok yapıcı bir soru. Bunu aslında bir 90'lı yıllardan beri tartışıyoruz. Başlangıçta büyük bir heyecanla bir şey oldu. Böyle algılandı. Böyle zannediyorum ki bunu böyle algılayanlar ciddi önemli aldı. Biz yeterince bunun ağzını dolduramadık. Son derece büyük bir heyecanla ne çıkarttığımız büyük kavramların altındayız. Bir kere bununla yüzleşmek durumundayız. Ben hatırlıyorum bu sırası güzel bir toplantıda bir Fransız akademisyen yemek sonrası bir toplantı sonrası yemekte ikili bir sohbette bana 21. yüzyılın Türk dünyası olacağı söyleniyor. Sovyetler dağıldı. Büyük bir coğrafi devrimi kazandınız. Aysel kültürel bir için bir heyecan mı edecek? Bu bir Fransız olarak beni de heyecanlandırıyor. Bu mümkün olabilir mi diye soruyorum. Bu sorunun altında yatan nedenlerle ilgili gerçekten bir akademik ilginin heyecanını dışa vurulduğunu bilinmez ama ben öyle zannediyorum ki Batı dünyasının siyasi elite açısından da, akıl yürütücüleri açısından da, adına stratejist dediğimiz çevreler açısından da bu anlamda bir soruydu ve önlem alınması gereken bir soruydu. Bir kere bu çerçeveden bakılmadığı sürece gerçekten de düşünmez. Önemli kırılma yılları var bu 15 yıl içerisinde. Bunlardan önemli bir dönümün ben 2000'li olduğunu düşünüyorum. 2000'li yıllarda olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu 11 Eylül saldırıları sonrası yaşanan sürecin Irak işgali, Afganistan müdahalesi sonrası sürecin Türk dünyası açısından da ve Avrasya coğrafyası açısından derin anlamda içerdiğini düşünüyorum. Bir kere şu çok açık bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Çoğu zaman altı bir sürdürüyoruz ama ben her defasında onu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yedi Türk Cumhuriyeti'nden söz ettiğimiz. Bir kere bunu unutmuyorum. Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, orada aslanlar gibi ayakları. Ve Avrasya'nın sınırıyla, Türk dünyasının sınırıyla ve Koşe'nin kuzeyinden itibaren başlamaktadır. Bunu görmek gerekir. Dolayısıyla hiçbir kavim evet, yedi devleti, cumhuriyeti, bir tespit tanesi gibi sıralanmamaktadır bu coğrafyada. Bu başlı başına bir imkanlı büyük bir havzadır. Bunu görmek gerekir kuşkusuz. Ama bu hangi seviyede, hangi öncelikler, hangi ilgi odağında yapılan arzu ettiğimiz noktaya gelinir. Bunun tabii çok önemli yapıcı sonuçları var. İki bölüm ayırarak arz etmeye çalışacağım ama ben bir temel sorunun bu ilişkiye yansıdığını düşünüyorum. O da Soğuk Savaş döneminin üzerimize sinmiş olan, o blok bağımlılığıyla ortaya çıkmış olan, elimizi kolumuzu bağlayan o real ortamının iz düşünceleri olduğunu ve onun yansımaları olduğunu düşünüyorum. Blok bağımlılığı bitmiş gibi dünya yeni bir dünyaya doğru evriliyor. Büyük bir değişim yaşanacaktı. Bu kuşkusuz çok açıktı. Her ülke, başta Avrupa Birliği ve Batı dünyası olmak üzere kendi milli çıkarlarını bu yeni durumun değişim süreci üzerinden yeniden algılamaya ve saptamaya çalışırken Türkiye bu gözden geçirmeyi asla yaptı. Nasıl bir Türkiye olacaktı ve çevresinde neler olup bitmekteydi? Adeta sadece sınırlarıyla kendini daha edilgen, kırmış bir Türkiye algılamasıyla çevresinde yaşanacakların olumlu ya da olumsuz yansımalarından kendini uzak tutmaya çalıştılar. Sanki o blok bağımlı bitmemişçesine, bloğun üretmeyi stratejik, bloğun üretmeyi siyasetin yine bir anlamda takipçisi ve onun unsur olarak sürdüreceğini zannetti. Bunların bütün olmadığı herhalde içeriği çok daha iyi görüyoruz. İki temel proje, Türk dünyası projesinin önünde bir temel engel. Bunlardan bir tanesi Büyük Ortadoğu projesidir. Diğeri Avrupa Birliği projesidir. Avrupa Birliği kapısı
kapısına bağlanmış bir Türkiye'nin, Hüseyin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında bağlanmış bir Türkiye'nin, Türk dünyasında etkin, egemenlik esaslı, kültürel, tarihsel birikim ayağı kalacak bir iklim bilimcisi olması geçtiğimiz ay Özbekistan'da bir konferans için davet değil gece yarısına kadar sürdü sohbetlerimiz. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye grubu da gelmişti. Türkiye basın çünkü çok yetenekli gelmiş, Türkiye'de kalmış, Türkiye Türkçesini çok iyi konuşan gelecek vadeden bir diplomat. Şu sözleri hiçbir zaman unutmadı. Hocam biz burada gerekeni yapıyoruz. Avrupa Birliği projesi, Büyük Orta Doğu projesi bunun mu coğrafya üzerinde bırakacağı kalıcı sömürge niteliğine karşı elimizden gelen derece göstereceğiz. Sorusu etkinliklerine son verdik. Adeta bir Amerika'nın burada bir etkin, egemenlik aracı olarak çalışan adına Türk okulu falan deniyor ama yani ayıralım bir şey değil. Net koyalım. Bu okulları kapatalım. Ve Amerika'nın üstünü kapatalım. Biz direniyoruz ama Türkiye buradan bakıldığında bunu çok üzülerek söylüyorum. Avrupa Birliği kapısında aşağıdan bir ülke görüntüsü olmaktan büyük bir işten ve akıl rahatsızlığı yaşıyoruz. Bir şeyi ayrıldıklarında söylediğimi unutmadan sizinle paylaşmak istedim. Ben biliyorum ki Türk milleti, Anadolu'daki Türk milleti, o geniş halk kitleri, uygulanan siyaset biçiminden büyük rahatsızlığı vardı. Gerçekte buluştuğu andan itibaren bu rahatsızlık daha da derinleşmektedir. Biz oradan ayrı tutarak bu halkları görüyoruz. Evet, Anadolu Türklüğü hiçbir zaman Batı emperyalizmin karşısında uşaklık rolünü boyun eğmemiştir. Biz o tarihle de burada övünüyoruz. Dolayısıyla ama Türkiye üzerine şeyleri yapmıyor. Bunu iliş tutabiliriz aslında. Bakın bir net bir algılamayı da saltayalım. O da bir bugün önemli bir Sakarya hattı vardı. İki coğrafyanın kuzeyinde aslında etkilidir. Biri Kıbrıs'ın kuzeyidir, diğeri Irak'ın kuzeyidir. Eğer Türkiye burada bir mevzi kaybederse, Anadolu'yu da tutamazsınız. Gerideki Türk dünyasını tutamazsınız. Aslan Çin sınırına kadar 22 ülkenin sınırlarının değişeceğini 2 yıl önce yine bu salonlarda ifade etmiştim ben. Buna ilişkin kimse bir soru var. Tamam, efendim, benim başlamıştım. Ülkenin sınırlarının değişici coğrafyaya sayısız ziyaretler yaptık. Bunlar için de özellikle ifade edeyim. Şu soru da bu hangi ülkeyi kapsıyor? Türkiye bunu bilirse. Yani bir soru bu. İkinci soruyu belki biz kendimize sormalıyız. Adana 21. yüzyıl Amerikan yüzyılı denilen bu hedef eğer gerçekleşirse ki bu iki 22 ülkeyi falan kapsayan nasıl bir ufalanmayı, atomize olmayın içinde sakladığı çok net olan bu proje gerçekleşirse biz ortak bir vatan kurgusu içinde davranabilir miyiz bu coğrafyada? Bu mümkün mü? Soruyu soruyor muyuz kendimiz? Ve bu proje gerçekleşirse, bu ortak projesi gerçekleşirse, Irak'ta istediği başarıyla denememiş bir proje gerçekleşirse, biz Türk Cumhuriyetleriyle istediğimiz o kalıcı birlikteliği ve derinliği sağlayabilir miyiz? Bu bizi hiç mi kaybeder? Hiç mi burayla bağlı bulmak konusunda gerçekle yüzleşme kaydetini görüyoruz? Sizin bu meclisten dışarı koşmuşsunuz. Ama öyle zannediyorum ki hala birinci oturumdan bana üzerinde kalan tortulardan bir tanesi şudur ve rahatsızlık yandırmaktadır artık bunu duymaktadır. Avrupa Birliği hala önceliğimizdir. Ne demeleri gerekiyor Avrupa Birliği yetkilileri? Yani Ferro'nun Almanya'daki bir basın toplantısında bir Alman gazetecinin dediği sorduğu soruya verdiği cevap şudur. Ben de büyük bir rahatsızlığı anlamadır verdiğim cevap. Soru şu, Türklere, Türkiye'ye neden içinize almayacağımızı net açık bir dille söylemiyorsunuz sanki her olarak. Söyledi, verdiği cevap şu, akıllı insanların almayacağını ne varsa söylüyoruz daha. Şu elimizdeki müzakere çerçeve belgesi her şeyin resmi bir dille Türkiye'nin önünde söylendiği bir konuluğu belgedir. Bu belgeye özellikle şunu demektir. Asla içinizde olmayacaksınız ama kapınızda kopartılmayacaksınız. İmayet altında olacaksınız. Gümrük Birliği'yle doğanın tatlı ilişkiliği, bizim açımızdan tatlı ilişkiliği sürdürebilmek konusunda elimizden gelen bütün hareketleri göstereceğiz. Şimdi Gümrük Birliği duracak ve siz yeni ekonomik üçüncü taraflarla ülkelerle entegrasyonlardan serbest
sağlanabilir ne Türkiye her zaman öyle olmuştur. Masum milletlerin öncü modelimiz başta Türk dünyası olmak üzere o rolünde, o sermayesinde yitiren bir ülke görüntüsüne kurtulamaz. İkinci bölümde kaldı. Sayın hocamıza özellikle Türkiye-Avrupa ilişkileri konusundaki uyarıları konusunda teşekkür ediyoruz. Bu arada bir not geldi. Salonu 17.30'da teslim etme gereği varmış. Acaba tabii salon arkadaşımızla konuşsunlar. Hatta acaba bir 5'er dakika daha bir ondan sonra bir tur daha. Kısa 5'er dakika olur. Şimdi Sayın Olayan Söz vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli misafirler. Ben konuşmama bugünlerde Türkiye kamuoyunun gündeminde olan hem Türkiye açısından ama özellikle de konumuz gereği Türk Cumhuriyeti açısından hassasiyeti olan bir konuyla başlamak istiyorum. Din cinayeti mağdur malumunuz. Bunu Türkiye'deki tartışmalarda bilmeyeceğim ancak bir husus etkilerinde gözden uzak tutuyorum. Malumunuz Azerbaycan ve Ermenistan savaş halinde. Şubat ayında Hocalı soykırımının yine yıldırını anılacak. Azerbaycan'da 1 milyondan fazla insan göçmen durumunda. Biz Türkiye'de basında, kamuoyunda çıkıp biz Ermeni dediğimiz zaman Azerbaycan kardeşlerimizin nasıl bir ruh hali içerisinde olacaklarını ve Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ilişkilerinin, işte Türk Birliği'nin hangi mecraya doğru sürükleneceğini de dikkatten uzak tutmamak gerekiyor. Tabii biz tartışmacı durumundayız burada. Dolayısıyla da bu vazifemi yerine getirmek için önceki konuşmacılara ilgili bazı görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Tabii öncelikle çok değerli bilgiler verdiler, çok önemli yorumlarda bulundular. Bir iki husus var ki bu hususlardaki fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın İsa Özkan dil konusuna değindi ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akayev'in zamanında anayasaya alınan bir maddeden bahsetti. Yalnız bölgeyi yakından takip edenler bilirler. Bu Akayev'in çok milli olmasından değil, o dönem onun karşısında olan Felix Klopp ve daha sonra da biliyorsunuz devrimle iktidara geldiler. Başkasın onlar şimdi başbakanlıktan ayrıldı. Onun Rusça bilmemesi ve bunu sadece devlet dışına bırakılması için atılmış bir Kırgızca bilmemesi sebebiyle devlet dışına çıkarmak için atılmış bir adımdı. Keşke ifade ettiğiniz gibi olsaydı, milli duygularla yapılmış olsaydı. Prestij projemizden bahsettiniz. Hakikaten de prestij projesiydi Türkiye'nin. Ancak bu projenin bugün geldiği noktada, biraz önce Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi, sadece mezun olanlara bakmayıp, mezun olanların daha sonraki takibine baktığımız zaman Türkiye tarafından hiçbir şekilde takip edilmediği, onların devlet kademelerinde yükselmesi için hiçbir lobi faaliyetinin yürütülmediği ve kendi başlarına bırakıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla prestij projemiz sadece binlerce öğrenciyi buraya getirmek değil, Amerika'nın yaptığı gibi 30-40 öğrenciyi her sene getirip ancak bunların daha sonra bu cumhuriyetlerde mühim mevkilere gelmesinde onların desteklenmesi olarak algılamak lazım. Burada sayılan ziyade herhalde niteliğe bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerden bahsederken özellikle kültürel ilişkilerden şimdiye kadar kaç Türk aydınının, yazarının, kitabının o bölgelerdeki lehçelere çevrildiğine bakmak lazım. Bir örnek vermek istiyorum. Putin'in eşi Lyudmila Putin Rus dilinin Rusya dışında yayılmasını sağlayacak bir vakfın başında ciddi bir şekilde çalışıyor. Acaba Türkiye'de de benzer bir girişim olabilir miydi diye insan düşünmeden edemiyor. Tabii oradaki üniversitelerimize de değinmek lazım. Cemaat üniversitelerini bir tarafa bırakırsak devletin açtığı üniversitelerimizi gerek yer seçimi konusunda da gerekse de daha sonraki süreçte çok başarılı olmadığında maalesef üzülerek söylemek istiyorum. Yine benim yakından araştırdığım konu olduğu için Rusya konusu, Rusların Slavyan Üniversitesi'nde örnek vermek istiyorum. Hakikaten de bu alanda daha önceki konuşmacıların ifade ettiği örneklerle beraber Ahan'da olsun, Batılı Üniversiteler olsun ve Rusların Slavyan Üniversiteleri olsun, bu
bunlar da maalesef boya düşecek durumda değiliz diye düşünüyorum. Sayın Celalettin Yavuz, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri'nin adeta bir envanterini ortaya koydular. Hakikaten de bu envantere baktığımız zaman bütün kurum ve kuruluşlarımızda her türlü faaliyette bulunduğumuzu görüyoruz. Adeta hiçbir faaliyete girmediğimiz alan yok. Ancak buna rağmen Türkiye'nin birçok alanında Türk Cumhuriyetleri'ne büyük projelerde girdiğini, akla gelebilecek her türlü projeyi yaptığını, ancak bu projelerin uygulama safhasında büyük başarısızlıkla da karşı karşıya kaldığını ifade etmek gerekir. Bir de tabii Sayın Yavuz ifade ettiler, bağımsızlıklarının 20. yılında Türk Cumhuriyetleri Birliği'nden bahsettiler. Bu tür ifadeleri gönlümüzden geçmiş olmasına rağmen kamuoyuyla paylaşmanın çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Daha önce hatırlarsak Atletik'ten Düşün Setine Türk Dünyası veyahut da Sayın Demirel ifade etmişler veyahut 21. yüzyıl Türk Dünyası olacak gibi veyahut aynı şekilde 20. yılında Türk Devletleri Birliği fikrinin Türk Dünyası Birliği'ne faydadan çok zarar getirdiğini inanıyorum. Çünkü bölgedeki diğer rakiplerimiz bu alanda kartlarını daha sıkı bir şekilde almaya başlıyorlar diye düşünüyorum. Sayın Yaman'ın Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkileri de son derece dolgun ve maalesef bu yönü Türkiye'de fazla göz ardı edilen bir konuydu. Epey bir faydalandı. Yalnız bir hususu ifade etmek lazım. Buradaki rakamlar çok şey ifade etmiyor. Veyahut da bu ülkelere yapılan diğer ziyaretlerinde sadece başkenti kapsayan ziyaretlerde bakıyorsunuz bir sürü ekonomik binalar yapıyorsunuz diye faaliyetler var. Ancak genel olarak gayri safi milli hasılanın halkın ne kadarına yansıdığına baktığınızda veyahut da kırsala doğru gittiğinizde o halkın içindeki ekonomik durumu gördüğünüzde durumun çok da iyi olmadığı kanaatı sizde hasıl oluyor. Burada bir tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ve Rusya'daki müdahalelik faaliyetlerinin çok iyi gittiği söyleniyor. Bu doğrudur. Yakın bir zamanda kadar böyle olacaktır. Ancak Çin'in birçok alanda olduğu gibi müdahalelik faaliyetlerinin özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Rusya'da Türkiye'nin önünde ciddi bir engel olduğunu düşünmek lazım. Exim Bank kredilerde de kısaca değinmek istiyorum. Türkiye'nin Exim Bank kredileri çok başarılı uygulamalar için, projeler için düşünülmüş. Ancak mesela Azerbaycan örneğinde olduğu gibi 250 milyon dolar kredi Azerbaycan'a ayrılmış. Ancak bunun 100 milyon doları o dönem Nahçıvan Meclis Başkanı olan Sayın Aliyev'e teşvik edilmesi için verilmiştir. Veyahut da başka bir şekilde Azerbaycan'da 10 yıl çalışan birisi olarak ve bu konulara yakından şahitlik eden birisi olarak bunları ifade ediliyor. Dolayısıyla denetlenmek projelerinin de çok başarılı olduğunu düşünmemekteyim. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ve Türkiye'nin genelde bölgeye yönelik politikasında muhalefete çok da sıcak olmadığı kanaat hasıl olmaktadır. Burada yapılan ziyaretlerde sadece devlet başkanları veyahut da resmi kurumlar ziyaret edilmekte. Oysa demokrasinin gereği hem muhalefetin hem iktidarın ziyaret edilmesi, muhalefetin de devletin oradaki bir kozu olması gerektiği hususunu bulmaktadır. Hep şu ileri sürülmektedir. Mesela Özbekistan'la ilişkilerimizde Türkiye muhalefeti barındırdığı için Özbekistan'la ilişkilerimiz olumlu sayılmaktadır. Rusya'ya bakın. Bu cumhuriyetlerdeki bütün muhaliflerin neredeyse Rusya'da kümelendiğini görmekteyiz. Ama Rusya ile bu cumhuriyetlerin ilişkilerinde bir bozulma yok. Keza Batı'da. Buradan kaçan bütün muhaliflerin Batı'da kümelendiğini görmekteyiz. Bunlarda da Batı ile ilişkilerde herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla mesele muhalefeti içeride barındırmak veya barındırmamak değil. Mesela dış muhalefeti de gerektiğinde bir dış politika aracı olarak kullanmaktır diye düşünüyorum. Burada ifade edildi, yine Soros'lardan bahsedildi. Ben yeni bir kitap çıkardım, 3. devirde. Soros'un bu bölgedeki faaliyetlerini gözler önüne sermeye çalıştım. Bu işin bir yönü, ancak bir diğer yönü de var. Elbette ki Soros'un Türkiye'de ve bu coğrafyadaki faaliyetlerini desteklememiz söz konusu değil. Ancak öbür taraftan da Muhammed Salih gibi Türk birliğine inanmış veyahut da diğer Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak isteyen insanları Soros'cu olarak damgalamamız dikkat aldı. Bizim orada Özbekistan'da Türkiye'ye çok da
sıcak olmayan, elin okulu desteklememiz lazım veyahut da Muhammed Salih'i el altından desteklememiz lazım. Türkiye orada Amerika'nın yedeğinden olmalı, bağımsız bir oyuncu olarak oradaki muhalefetler olsun, başka kesimlerden olsun insanları destekleyip gerektiğini iktidara getirebilmeli midir? Bunları konuşmak lazım. Elbette ki onların iç işlerine karışmamalıyız. Azerbaycan'da olduğu gibi yüzümüze gözümüze bulaştırmamalıyız yerine olabilir. Ancak orada küresel aktörler neyi yapıyorsa bizim de aynısını yapmamız lazım. Türkmen Devlet Başkanı Niyazov'un ölümünde gördük. Türkiye maalesef işte bütün haberlerde, Batı basında, Rus basında, bölge basında küresel aktörler bundan sonra ne yapacak diye basına yansıdı. Küresel aktörler olarak da Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri saydı ve Rusya ve Türkiye hiçbir şekilde bunların içerisinde ifade edilmedi. Vaktim var. Toparlayabilirsiniz bir dakikanız var. Hocam ifade ettiler, tamamıyla katılıyorum. Sivil toplum örgütleri kısmı Türkiye'nin çok zayıf. Sadece her şeyi devletten beklememek lazım. Elbette ki Türk dünyası politikası, bir devlet politikası, bir hükümet programı çerçevesinde hayata geçirilmelidir. Ancak her şeyi devletten beklememek lazım. Bölgeye gittiğiniz zaman Batılı'dan tutup Doğulu'ya kadar, Çin'den tutup Rus'a kadar bir sürü sivil toplum örgütlerinin orada gönüllü devletleri lehine çalışmalar yaptığını görüyoruz. Ancak Türkiye'de maalesef bazı cemaatler hariç herhangi bir sivil toplum örgütünün orada misyon çalışması yaptığını görmemekteyiz. Tabii insan sormadan edemiyor. Türk Cumhuriyetleri konusunda çalışan Türkiye'de kaç tane enstitü var, kaç tane düşünce kuruluşu var? Devlet bunlara destekte bulunuyor mu diye insan sormadan edemiyor tabii. Medyaya da değinmek lazım kısaca. Ki başlangıçta TRT'nin o bölgeye yayılması projesinde de ben yer almıştım. Maalesef bölgede Türk medyası ciddi bir şekilde takip edilmiyor. Bugün Türkçenin bölgede bir iletişim dili olduğunu söylemek maalesef mümkün değil. Aradan bu kadar sene geçmiş olmasına rağmen. Türk Cumhuriyetleri Batı literatürünü Rusya üzerinden takip etmektedir. Batı'dan çıkan önemli kitaplar önce Rusça'ya, daha sonra bölge dillerine tercüme edilmektedir. Keza aynı şekilde Türkiye'deki, konuşmanın başında ifade etmiştim, Türkiye'deki hiçbir önemli aydınımızı, yazarımızı, kitapları da maalesef bu bölge dillerine çevrilmiştir. Ortak tarih kitapları yazma projesini de maalesef hayata geçmediğini görmekteyiz. Enerji projeleri yine önemli projelerden birisidir. Eskiden güvenlik kavramı sadece ordu karşı saldırı, devletler arası programları daha sonra bir kısa şey yapacağız. O zaman ele alalım. Şimdi ülkelerin güvenliğinin başına baş sıralarına enerjinin gelmiş olduğunu görmekteyiz ki enerji konusunda da Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri'nin yapacak çok şey daha olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, yani sayın buraların fikirleri içinde üzerinde ayrı ayrı tartışılması gereken hususlar var ama vaktimiz çok uygun bir müsaade. Efendim, beşer dakika toparlayalım, yapabiliriz değil mi efendim? Beşer dakika toparlayalım, o şekilde. Teşekkür ederim sayın olarak. Evet, şimdi beşer dakika olarak sayın konuşmacılarımızdan Profesör Doktor Ayıp ben 5 dakikada daha az konuşacağım çünkü malum yüzden birisi Türkmen başı konusundaki görüşlere katılmıyorum. Türkmen başını çok daha derinden kavramak gerektiğini inanıyorum. Batı basında çıkan diktatör şuydu buydu. Ben bunu Amerika'da bir üniversitede bir derste de fark ettim. Hoca çıktı alay etti. İşte ay isimlerini değiştirdi, gün isimlerini değiştirdi. Sonra sorduk, dedi ki peki bu ay isimleri, gün isimleri neceydi, hangi kültürden, hangi mitolojiden gelmişti? Yani bu hani, çünkü çok affedersiniz dediğe sormuşlar, içeride kaçlısınız diye. O da demiş ki, siz dışarıda kaçlısınız. Yani bunu hangi bağımlı okumak lazım? Bence Türkmen başı, yaygın bir ifadeyle bir ezber bozdu. Ve bir göçebe toplumla, bir hadari toplumla, bir medeni toplum oluşturma konusunda çok önemli bir derste, yani Ruhname, nasıl okursanız, nasıl bakarsanız bakın, bir Oğuznamedir, bir Türkmen kitabıdır. Ve orada mamutlaştırılan bir toplumun
kendi ruh köklerine tekrar kavuşması için bütün ipuçlarının yer aldığı bir kitap. Teşekkür ederim. Sayın Hocam, teşekkür ederim. Aslında ben de bu konuda şunu dile getirmek istiyorum. Maalesef nasıl geçmişte emperyalizme karşı savaş vermiş olan, tam bağımsızlığına kavuşmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Batı kitle halinde ve şu son günlerde de bunu özellikle görüyoruz, seziyoruz. Karşı yolu her vesileyle üstümüze geliyorlarsa bağımsızlık konusunda dik durmak isteyen, dik duran ve Türklük konusunda yabancılara karşı bağımsızlıklarını korumak isteyen gerek Türkmenbaşı ve İslam Kerimov konusunda Batı'nın bir takım ön yargıları ve maalesef Özbekistan konusunda işte toplantının başında dile getirdim. Birleşmiş Milletler kararına var. Ondan sonra bir takım tasarrufları var. Çünkü Batı hiçbir zaman için bağımsız olmak isteyen Türk Cumhuriyetlerini görmek istemiyor. Nasıl ise bunu zaman zaman yaptılar, hala yapıyorlarsa ama kendilerine daha mülayim olan rejimler onlar için en iyisi diye düşünüyorum. Sayın Hocam'a tekrar teşekkür ediyorum. Efendim şimdi beşer dakika daha söz vermek istiyorduk, tekrar devam ediyoruz. Sayın Hocam'a saygı olur. Kaldığım yerden devam etmek isterim de, yani neden bu başarılamıyor sorusunun cevabını aramayacağım. Özellikle son dönem açısından da anlamlı bir örnek işlemlediğini altını çizmiştim. Bunun yine bu Büyük Orta Doğu bölgesi kapsamında bunun iki ayağı olduğunu değerlendirmek gerekir. Şu bir askeri ayağı var, doğrudan işgalde çıkartan ama bir de sivil ayağı var. O sivil ayağı aslında toplumlar üzerinden nasıl bir ayartma ve cezbetme kabiliyeti kullanılarak istedikleri şeyi istemelerini sağlamak üzere kurgulanmış bir meydan olduğunu görmek gerekiyor. Kırgızistan'da kulakları için nasıl bir önemli sendikanın üst düzey yöneticisi Çınar'la demişti ki, hocam toplumumuzu özelleştirmeye çalışıyorlar. Bırakın sadakaları özelleştirmesi. Dolayısıyla kavramlar üzerinden konuşmamız, konuşmalıyız ve kavramların nasıl çarpıtıldığı üzerinden de aslında değerlendirmek. Bakın bir emperyalist çağı yaşıyoruz maalesef yeniden, 21. yüzyılda. Ve çoğu zaman bu tür işgallerin, harita hesaplarının, sınırlarla uğraşma hedeflerinin bir meşruiyet krizini, daha doğrusu bir meşruiyet sorununu kendine dert edindiğini görmek gerekir. Siyasi tarih bunun örnekleri de budur. Gibiler topraklarda yaşatılanların kendi metropol halklarına söyleniş biçiminin farklı olmasıdır. Bu açıdan bugün için hani Shakespeare'in sözünde olduğu gibi, şeytan bir günah işleteceği zaman işe önce o günahı kutsalıklarına sarmakla başlar. İnsan hakkı ve demokrasi kavramı Batı'nın kendi iç mekanizmalar açısından kutsalmış önemli bir kavramdır. Üzerinde kendi iç dünyalarında bunu iyi hayatta tuttuklarını görüyoruz. İlk çıkarlarını kendi ulusal sınırları dışında elde ettikleri, kazançla bunu yapılandırdıklarını ve beslediklerini görüyoruz. Ama mahzun milletlere yıkmak istedikleri şey ve Türk dünyasında bu demokrasi ve insan hakkı arayışının ne anlama geldiğini çok iyi görmeliyiz. Irak'ta bir çocuğun elinde taşıdığı pankart unutulmayacak bir ders veriyor. Demokrasi değil, adalet istiyoruz. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta, Irak'ın üzerine misket bombaları olarak düşen o insan hakkı ve demokrasinin nasıl düştüğü yeri yaktığını keza görmek durumundayız. Bu ülkelerin içinden girdiği, Batı kaynaklarını yarattık, Batı'nın bilgi ve kuruluşlarının nasıl zihinlerde bir işgali gerçekleştirmek üzere bir çaban içine girdiği bir unsurun bir anlamda aktör olarak değil, bizzat orada, bizzat oranın ihtiyaçlarıyla. Kerimoğlu'dan söz edeyim. Özbekistan'da herhalde ondandır ki Kerimoğlu'dan çok Timur'a sahip edildi. Timur'un heykellerinin her tarafta boy boy gösterdi. Bu imparatorluk anlayışının, kadife, kestane, turuncu ne derseniz deyin adına, bunların nasıl bu ülkeleri çözmek üzere yola koyulduğunu bir gün içine zavallı. Dolayısıyla bu süreç içinde bu kavramlar son derece önemlidir. Bakın şuradan beslendiklerini, şundan cesaret bulduklarını görüyorum. Neyi doğru söylediğini, toplumların neye inandığını görüyorum. Dolayısıyla inandırılan kavramlar üzerinden siz analizlerinizi yapmaya kalkarsanız çok şaplak olursunuz.
Efendim ne kadar özelleştirme yaptılar? Oturup hesaplayın. Özelleştirme nasıl bir araçtır? Amaç haline getirilmiş bir adeta bir silah olarak kullanılan o kavramın oradaki değeri nedir? Sizdeki değeri nedir? Yani görmeden. Yani bir Fransa kadar, Almanya kadar, İngiltere kadar kullanabiliyor musunuz bu aracı? Hayır. Bir amaca dönüştürüyorsunuz ve burayı algılarken onun üzerinden algılamaya çalışacaksınız. Mümkün değil, algılayamazsınız. Dolayısıyla bu süreci bu kavramlar üzerinden de son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Maalesef bu meşruiyet arayışının ürünü olduğunu düşünüyorum. Çok kavramın demokrasi, insan hakkı falan ve bizzat bu kavramı kullananlar tarafından aslında ayaklar altına alındığını da görüyorum. Bunu da altını çizmeliyim. Ve son olarak bir giderek bir bilinç düzeyi oluşuyor. Yani Türk Cumhuriyetlerinde de var. Mazhar Bayer'in altını çizdi Sayın Başkan, Sayın Yerim. Gerek buradaki yaptığı konuşma. Şimdi benim ilgim gerek galiba 2005'in 25 Şubat'taki demecikte ortaya attı. Sayın Bakanım'ın o konuda bir toplantı düzeni diyerek müvekkilleri de davet etmişti. O bayan demecikte konuşmuştu. Kaç yıl geçti o ama ona gerekli özen, gerekli ilgi gösterildi. Mesela Dişişleri'nin Orta Asya Masası bu konudaki kafa yordu. Uzmanlardan falan söz ediliyor. Verenlik, genellikle o Türk Cumhuriyetlerindeki görevler nasıl görevler? Yani çok hararetle bir projenin, bir özel çabanın yürütülmek üzere gidildiği ülkeler. Yoksa daha çok bir sürgün yerin algılaması için. Hepsi görülmesi. Sayın Nazar Bey diyor ki, İki seçenekle karşı karşıyayız. Geldiğimiz nokta böyle bir nokta. İki yol. Bu iki yoldan birini belirleyeceğiz. Birinci yol, dünya ekonomisini ebediyen, ham madde sağlayan ve böyle kalarak ikinci bir sömürgeci devletin de üstelik gelmesini bekleyerek konumuzu sömürmeye çalışacağız. İkincisi, Orta Asya bölgesi için bir birliği sağlamaya çalışacağız. Avrupa Birliği altını yapıyor. Avrupa Birliği altını yapıyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin nasıl bir bu Orta Asya'nın, coğrafi olarak Orta Asya'nın ama tarihsel ve kültürel siyasi olarak Türk Cumhuriyetlerinin elinde olmayan bir imkanına rağmen bir Avrupa Birliği'nin bölgesini götürmeye çalışıldı. Yine ona değil Sayın Başkanım, eğer ki bu son bir Avrupa bir kimlik, bir kök arayışı içine girecekse unutmamalıyız yanlış yerde. Bakın bu sivil toplum, açık toplum vesaire diye bu coğrafya ilgilenen şey, dört şeyine ulaşmak. Bir kimliğine, kültürüne, dinine. Buna göre dinler arası diyaloğun ne işe yarar? Bu konuda insan eksik gelecek, dünyayı kurtaracak. Çünkü Türkiye'de büyük bir cesaretle yayın yapanlar buralarda nasıl işler üstlendiğini görelim. Anadolu Müslümanlığı işçi gibi bir soruya CIA laboratuvarlarında üretilmiş Paul Henze'ler, kafirlerlerin dilinden düşmeye ılımlı İslam'ın da neyi anlama geldiğini bilelim. Bu bölgeye götürülmek istenen bu projenin de Türkiye'nin ne taşıyordu, ne öncü projesi, ne mızrak ucu olamayacağını bir kez daha yapmalıyız diye düşünüyorum. Son olarak Atatürk'ün bir sözü bugün son derece canlıdır diye düşünüyorum. Galiba bugün bunu bir kez daha yaşıyoruz. Yani galiba ötesinde bir yerine yaparız. İlk cinayeti sonrası Türkiye'de yaratılmak istenen atmosfer. Ve nasıl Türkiye'nin Türk milleti kavramının içini boşaltmak, Türk demekten utanılır hale getirmek noktasında bir proje yürütüldüğünü görmek. Bunun bir nedeni olmalı. Bunun nedeni bir anlamda ekonomik, politik, tarihsel, kültürel, o geniş paketin içerisinde saklı aslında. Ve Atatürk'ün bu sözleriyle de bence çok açık. 1921'de söyledim. Bana göre diyor, Türkiye Doğu ve Batı dünyasının sınırlarındaki coğrafya konumunda ilginç bir rol oynuyor. Bu durum bir yanıyla faydalıyken diğer yanıyla tehlikelidir. Batı emperyalizminin doğuya yayılmasını durdurabildiğimiz için Türkiye'ye önce olarak gören bütün Doğu halklarının sempatisini kazanmış durumdayız. Diğer yandan bu durum bizim için tehlikelidir. Çünkü Doğu'ya yönelen saldırının bütün ağırlığı öncelikle bizim üzerimizdedir. Ve Batı'nın bütün nefreti bizim üzerimizde yoğunlaştırılmalıdır. Bu nefretin, tarihsel nefretin bugün güncel yansımasını yaşıyoruz. Ama Türk milletinden asla olup kesilmez. Hiçbir zaman umutsuzluğu anlamamak istemiyorum. Ama köy yükselmek için de doğuracağız. Tehditin nereden geldiğini, tehlikenin nereden geldiğini göreceğiz. Ve bunu bütün mazlumlar için, bütün Türk Cumhuriyetleri için aynı tehdit olduğunu kavrayarak davranacağız.
Evet efendim, Sayın Hacı Sağlıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Nasıl bizim üniter bütünümüz üstünde kara bulutlar dolaşıyorsa, aynı kara bulutlar Türk dünyasının öbür ülkeleri içinde söz konusu ve onların bağımsızlığı konusunda söz konusu. Onun için bütün Türk dünyası ülkelerinin, Türk ülkelerinin birleşip Batı emperyalistlerinin karanlık amaçlarına karşı müşterek mücadele vermeleri de en doğru yolu diye düşünüyorum ve Sayın Hocamız Hasan Ali Çınar'a o vesileyle ben ne kadar mutlu konular aslında bu meselelere fazla girmemeye çalıştım. Çünkü gerçekten de benim için Türk dünyası ve Türk Cumhuriyetleri için en önemli mesele onların bağımsızlıklarının geri dönülmez bir şekilde karşılanması. Yani bu iktidar eliyle olur, muhalefet eliyle olur, işte bürokrat eliyle olur, teknokrat eliyle olur. Bunlar ayrı meseleler. Ancak madem bu karşılıkları biz de hafızlı meselelere gelelim. Bugün Türk milliyetçileri, Türkiye'de ve Türk dünyasında tabii ki Türk milliyetçileri dediğimizde bugünkü Doğu Türkistan'dan, bugünkü Makedonya'ya kadar çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. Ve bu insanların beslendiği kaynaklarda çok ciddi 19. 20. asrında Soros'u ilan ediliyorsa, Muhammed Salih'i Soros'u ilan ediliyorsa, Doğu Türkistan'da bağımsızlığı için mücadele eden, Doğu Türkistan'daki Türklere kazayla, uyguluyla Soros'u ilan ediliyorsa ve Çin tarafını alabiliyorsa, Güney Azerbaycan'da İran bölümüne karşı mücadele eden mahvelleri Soros'u icat ediliyorsa ve bu ulusalcılıkla enfekte olmuş Türk milliyetçiliğinin bize vermiş olduğu, damarlarımıza zerk etmiş olduğu anti-Amerikançılık uğruna İran'ın Çin'in yanında olabiliyorsa bizim oturup bazı şeyleri çok ciddi olabiliyoruz. Ve bunu da teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Aslında bugün burada $150 milyon verdi. Ve Çübe'yi devirsin diye.
Şimdi böyle bir şeyin delili olması lazım. Böyle bir şey nereden çıkıyor? Hangi kaynağı, hangi delili dayandırıyorsun? Böyle bir şey yok. Ama kalkıyor sorumsuzca Türk Ocağı'nın bir toplantısında aklına geleni söylüyor ki Türkmenbaşı, Türkmenistan'ın tarihi, Ruslar girmeden önceki 150 yıllık tarihi Tekke Türkmenleriyle Yamuk Türkmenlerinin savaş tarihi. 150 yıl iki Türkmen boyu birbiriyle savaştı. Böyle bir ülke burası. Beş boya ayrılmışlar. Onu birleştirmek için halılarının desenlerinin bayrağı koyuyor. Beş yıldız koyuyor Türkmenbaşı. Mahkum kurmuş şiirini değiştirip beşinde geçsin diye çabalıyor. Türkmenbaşı demokrat değil, doğru değildi. Amerikan var, demokrasi inanmıyordu. Bana kendisi söyledi. Ya ne demokrasi? Amerika'da demokrasi mi var? Amerika'yı parmalar yönetip tiyatro oldu dedi. Doğru mu ben bu görüşüm? Hangi demokrasi? Kim adına biz konuşuyoruz? Türkmenbaşı ne yapmak istedi? Ruhname ikisini okudum. Ölüyorum ben, Allah rahmet eylesin. Onu da ölüyorum. Nur Sultan Bey'i de ölüyorum. Haydar Ali'yi de ölüyorum. Elçi Bey'i de ölüyorum. Hepsini de seviyorum. Hepsi bizim insanlarımız. Haydar Ali'ye ölüyor kardeşimiz. Elçi Bey'e biz bütün desteği verdik. Beceremedi. Yapamadı. Bütün desteği verdik. Gerçek bu. İşte burada benim değerli dostum da var. Onun düşünen bir çünkü değil. Her şeyi yaptık. Ama siyasi tecrübesi yoktu. Siz gibi düşünüyorum. İran düşman ilan etti. İran düşman, öleceğiz öleceğiz. Özbekistan düşman, Rusya düşman. En sonunda döndü. Tek gücü vardı Çubi'nin. Bana bazılarında söylüyorlardı. Biz Haydar Muharrem istiyoruz. Siz niye böyle Çubi'ye Çubi'ye deyip duruyorsunuz? Bana Azerbaycanlılar mı söylediyorsunuz? Haydar Muharrem bir efsaneydi Azerbaycan'da. Efsaneydi. Ve seçime girseydi kazanır mı? Çubi'ye zaten aday olmazdı. Çubi'nin olasındaki resim vardı mücadele yıllarında. Haydar Ali'ye ve yanında Atatürk. O da Haydar Ali'ye elçiydi. Haydar Ali'ye efsaneydi. Olayı konuşuyoruz. Ne oldu? Beceremedi. Toparlayamadı. Azerbaycan'ı devlet haline getiremedi benim büyük dostum, kardeşim. Her yeri desteği verdim ben. Para götürdüm çantayla. Eğer olmadı, yapamazdı çünkü yeteneği yoktu, tecrübesi yoktu. Ve sonunda bir efendim fabrika müdürü Suret Hüseyin Öfüt'ün Nabi Sergerde ben albayım diye kendi kendisi etrafına topladı çeteyle Bakü üzerine yürüdü. Bizimki de kelekeye gitti. Nedir? Vatandaşlık muharebesi olmasın diye. Kardeşlerini götürmesin diye. Çünkü böyle bir yürek adamıydı Ölçü Bey. Ama devlet adamları bazen yürek adam olurlar, bazen her şeyi göze alırlar ve o çağırırdı Haydar Ali'ye doğruya. Şimdi bizim için Ölçü Bey mübarektir. Türkçü kardeşimizdir, Turancı'dır. Ben de Turancıyım, o da Turancı'dır. Her türlü desteği verdik. Kereke'ye gittikten sonra da koruduk biz onu. Görevimiz de yaptı. Ama yani ne yapacağız? Azerbaycan'a savaş ilan edip Ölçü Bey'i oraya mı tutacağız? Özbekistan. Özbekistan 2000 küsur öğrenci gönderdi. Proje benim. İlham veren Türk Ocağı Vakfı Başkanı Nevzat Kösoğlu başlattı. Biz onun üstünü devraldık ve Süleyman Demirel'e 2000 öğrenci isteyelim dedi. Hayır, 10.000 olsun dedi. 10.000 olsun dedi. Ve sadece Özbekistan 2000'i aştı. Diğerleri toparlayıp sayıya ulaşamadılar. 2000'i aştı. Ve o günlerde Dışişleri Bakanı Ubeydullah Abdurrezzakoğlu bana dedi ki bir başka ülke de bizden öğrenci istiyor. Verecek misiniz dedim. Biz dedi geleceğimizi başkalarına verir miyiz? Gelecekler Türkiye'ye teslim ettiler. 2000 öğrenci geldi. Ve bizim her şeyi böyle kökünden halledecek takım arkadaşlarımız hemen devreye girdiler. Muhammed Salih'i gezdirmeye başladılar. Bu 2000 öğrencinin kaldığı yurtlar da şurada burada. Muhammed Salih'i getirip oraya koyacaklar. Kiminle? 2000 öğrenci. Adam ne yapsın yani? Bıraksın mı bunu yapar? Çekti. 1500'ünü geri çekti. 500'ünün üzerine de komiserler gönderdi. Baktık ki olmuyor. 1000
Bindasur'da 500'ünü çekti ve Türkiye ile Özbekistan arasında bütün münasebetler koptu. Özbekistan o güne kadar Özbekistan Cumhurbaşkanı bizim bütün etkinliklerimize en çok destek veren insandı. Koptu. İkinci bir olay var, girmeyeceğim. Yine böyle adamı gözüne soktuk bazı şeyler. Gözüne soktuk. İkinci bir. Kim yaptı bunları? İşler arkasında işler var. Demokrasi falan değil. Ben, ya çok sevdiğim Hasan Ali Karasel kardeşim benim yüzüyor. İkidir bu. Biliyor. Yani televizyonda yan yana oturuyor. Bu şeyler söylüyor. Ya ne kazanacaksın sen? Türkmenistan'a demokrasi getirecek. Bir şey olur. Türkmenistan'da Türkiye arasında ebedi nifak sorar. Yapma bunu kardeşim yap. Yapma bunu. Yapmayın bunu. Biz sebebe bilir demeliyiz. Türkçüyse terk ederek Türk Cumhuriyetlerine birleşmektir. Birleşeceğiz. Evet. Bu da diyeceksin. Diyeceksin diyeceksin. Diyeceksin. Yani şimdi hayatını bir şeylere adamış insanlar. Burak diyor. Niye sıkı? Bu ana kadar sabrettim. Neler söyledim? Daha çok cevaplar verdim ki içimde. Ama getirip getirip meseleyi şimdi damarına soktunuz ama buna dayanmak mümkün değil. Ya insanlar hayatlarını bir şeylere vakfediyorlar. Ve bir takım genç arkadaşlarımız da demokrasi de. Ya bırak demokrasi, bize birlik lazım. Ve ne mutlu Türk'üm diye. Benim ismim Ertan'ım. Şöyle dedim, keşke biz Sayın Bakanımızla beraber bu meseleleri takip etseydik de genç arkadaşların fikirlerini alsaydık. Neden öyle diyorum? Bu işin tam kuruluş safhasındaki bütün sorumluluğunu Sayın Bakanımızla, ekonomik sorumluluğunda ben taşıyacağım. Ve o günleri ne günler olduğunu keşke anlatsaydık. Tarihinde iz düşürsek. Yeni bir iz düşürsek. Çünkü bildiğimiz çok başka biraz evvel bir sürü şeyler söyledi Sayın Bakanımız. O kimsenin bilmediği bu genç arkadaşlar durur. Bu bir şeydir. İkinci bir cümle daha ifade ediyorum. Buradaki arkadaşlar yani Türkiye Cumhuriyet hazırlıksı dedi. Türkiye'deki resmi ideoloji sadece de Türkiye diyorum. Türkiye Cumhuriyetlerle alakalı değil. Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya'ya dair bir ufak. 1970 yılında gittim ben. 3 ay kaldım Moskova'da. Tüm Türkiye Cumhuriyetleri tek tek gezdim. O zaman tanıdım. Ne olduğumuzu keşke anlatsaydım. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim. Efendim, Sayın Bakanımız tarihe iz bırakacak. Çok önemli açıklamalar da bunlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Demek ki Türkçülüğün çok önemli konuları var. Üzerinde tartışılması gerekiyor. Teşekkürlerimizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yardımlar diliyorum. Hamit Ali'nin onlarca tezahürü. Ve tabi de hiç şek şüphe yok. Ama dikkat edin. Devamlı ne diyorum? Hem tabi olan hem hal meşru. Akbet var. En basit fizyolojik taleplerimiz, arzularımız nazari olarak olan en karmaşık nazariyelerde, nazariyelerle ifade edilen tabiiciliği ona göre değerlendir. Her tabi olan ve hem hal meşru değildir. Devam ediyorum. Şimdi, asırlardır pek çok akıllı insan belirttiği ve hukuku kitaplarımızda yazıldığı üzere bir kimsenin hürriyeti diğer şahısların hak ve hürriyetleriyle, kamu düzeniyle, halk sağlığıyla, milli bünyenin korunmasıyla sınırlıdır. Bu vaz edilmiştir asırlardır. Bizim anayasa kanunumuzda da madde halinde derc edilmiştir, biraz sonra okuyacağım. Demek ki asırlarda pek çok mütefekkir hukukçuna tahdidi savunuyor. Zira toplumun genel varlığını, hayatını tehdit edecek şekilde hürriyet kullanmaya kalkmak o toplulukta hiç kimse de hürriyet bırakmaz. Bu da asırlardır tespit edilmiş, idrak edilmiş vaziyette. Herkes keyfine göre, demek için hürriyetini
kullanmaya kalktığı takdirde hiç kimsede hürriyet kalırmayacak olgusu vakası şöyle ifade edilir. Bu takdirde toplum hayatının düzeni, logosu bozulur, müşterek hayat kaos olur. Aynen halde olduğu gibi. Ve buna da çağdaş uygarlık dolayı, çağdaş uygarlık namıyla vaktiyle sahte, fiile, sanatum, spiritu, çağdaş. Biz öyle. Biz milyardır. Bakın yavaş yavaş bu derken neyi kastettim anlaşılıyor. Süslü hata, yani mukaddes hata değil, cep tarif. Bir iki paragraf, bu tarifler mukaddes hukukla ilgili cep tarif. Kutsanmış hata. Bunu hatırlatırsanız, daha önce söylediklerimi, ondan sonra söyleyeceklerimi hatırlatırsanız. Ben şurada bir hastalığı metüsena etsem, aman Beran ne kadar güzel, ben sevdim. Mesela, hemen ilgilirsin bir de, böyle saçma kuruyor. Yahut, şu 15 yıl sene önce Ankara'nın babası pek ötüydü. Neydi, bir okuldu. Ha, evet, çıkar mı diyor, şimdi o kış günü çıkar öperler mesela, kötü kömür yapıyorlar. Ben dışarıya çıksam televizyon önünde, oh! Mis gibi, bu ne güzel hava, gayet sıhhidir vesaire desem o, olur ya. Demezler mi? Aynı hatayı içtimai yapının, topluluk yapısının teşkilatı, yaşama tarzı seviyesinde övüyorlar. Övdükleri patolojiden başka bir şey değildir. Lakin huzursuzluklar var işte. Demokrasi. Ha. Bütün bu mukaddes kelimeleri görünce ürküyoruz. Sana anlatırlar, vaktimde dinlersinde bizi okumuşlardı. Ali'nin Muaviye ile savaşında Muaviye'nin askerleri mızraklarının ucuna Kur'an sayfaları geçirmişler. Hakikaten öyle oldu mu onların bilmiyorum da böyle anlatılır. Lakin bu misafir kalemi bilir misafir. Şimdi bu Ali'nin askerleri bakmışlar ki karşı taraf mızrağın Kur'an sayfalarını geçirmiş, üstüne doğru geliyor. Biz Kur'an'a geçirmişiz. Helakasızlar hele. Akıbet yedirdiler. Kur'an'a mı kılıç çekiyorsun? Düşman geldi. Ali'nin askerlerinin uğradığı sert hipnoza, kendi kendine yapılan bir ahmaklık hipnozuna bugün beşeriyet uçağız. Bu ahmaklık hipnozunun uyutucu kelimeleri de demokrasi, insan hakları uçağız. Ben şimdi size de hipnoz yapayım. Efendim, milli birlikleri, milli devleti vesaire ilgili menfi, yani lehte bir şey söylemeyeceğiz. Tamam. Ben, ya Kürtler azlık olurdu. İnsan. Ben çağdaş. Ben Allah'ım. Giremeyiz. Giremezsek olur. Görüyorsunuz nasıl bir şey. Yanlarımız tahriş oldu. Hipnoz. Mukaddes putlar. Mukaddes. Son tarihinde put heke demek değil. Bizi yanılıyoruz. Biz sanıyoruz ki eski insanlar sizler olsun bilmem falanın, Marduk'un heykelini böyle yaptılar da o taşı hayır efendim o semboldür. Ona takmıyor adam. O semboldür. Dikkatini teksif edeceği bilmesinler. Asıl o fikre takıyor. Asıl mukaddes olan o fikirdir. Kendinin mukaddes sembolleri vardır. Müslümanlığın da vardır. Müslümanlığında put fikirleri, sembolleri var da gerçekçi olmuyor. Dersiniz din olsa da ona da gelir. Hristiyanlık iyice var. Hristiyanlık baştan sona çok tercih.
Suret katili şey değildir. İddia edildiği gibi semadi değildir. Ama şimdi gelmiyor. Günümüz şeriatının da tutarlıdır. Mukaddestir. Ve pek çok kimse tarafından bunlar mızrakların ucuna Kur'an sayfası gibi tat. Ve aklınıza alabilirim şunu söyleyeyim. Ahmak sözü gibi izlese Allah'ınız bir tarafını çeker. Evet. Diyoruz. Sadece biz değil, beşeriyet bu. Bakın size söyleyeyim. Batılılar da gaflet içinde, hata içinde. Onlar da sadece bu fikirleri bize ihraç etmiyorlar. Yani biz ithal ediyoruz. Onlardan ithal ediyor olmamız bunun zararını sadece bizim gördüğümüz manasına gelmez. İman edildiği yerde de bunların zararı var. Tek tük idrak eden kimseler rahatta da çıkmakta. Tek tük. Bu patoloji idrak edenler. Ama kemaliyle radikal olarak idrak edip de külliyen karşı çıkamıyorlar onlar. Mızrak ucundaki Kur'an ahmaklık hipnozunu her tarafta hakim kılıyor. Yani bizdeki bu hipnoz ne kadar varsa kanıtı da buna da karşı. Korkut olursa açar. Şimdi devam edeyim. Yasak zevkimize aykırıdır. Ne de istemem. Ama menfaatimize bu. Ne demek? Size bir anekdotla, bir hatırayla hoşlanmasak da menfaatimize uygun olan stoa ahlakını küçük bir hikayeyle anlatmıştı. Öyle gelmem. Ben biraz da cerrahi profesörümdür. Asistanken bu da Ankara Tıp'ta üçüncü cerrahi hastalığı bir gün geldi. Bugün de birlikte tuhaf bir hadise oldu. Ne oldu dedim anlattı. Bilmeyen cerrahi bilimine ameliyat olması gereken bir kadın hastaya tutuyor. Bu da cahil tipten bir kadın. Şey. Yani köyden gelmekte bir şehirde. Derdiğinde zaten çok en nüfusunun kısmı azalmışsa o seviyede. Ameliyat etmeden önce işte kan tahlili vesaire yapılmış. İşte şekeri normal diyor, işte